Sevan Bıçakçı. 12 Temmuz 1972 Samatya doğumluyum. Güzel bir çocukluk. İnsanların uzaklardan o surlara dokunabilmesi için geldikleri o mesafeyi biz her gün top oynayarak kat ediyorduk. Babam küçük yaşlarda ellerimle olan temasımı görünce oyuncaklarımı yapıp bozmamdan yola çıkarak bu çocuk herhalde sanatıyla elleriyle para kazanacak düşüncesine kapılıp karşı komşumuz Hovsep Çatak Usta'nın yanına işe soktu. Ondan evvel küçük küçük tornacılık, marangozluk gibi tecrübelerim oldu. Sonra işte Beyaz Atlı işimi buldum. Çok severek sabahın kör saatlerinden gecenin karanlıklarına kadar ustamızın yanında sanat öğrendik. Uzun süreler tezgahta onu seyrederek başladık. Daha sonra da kendi iş yerimi açarak çalışma hayatıma 18 yaşında başladım. Mesleğim sadekarlık. Sadekarlığı tarif etmek yani nasıl ki bir ağacı alıp sandalye haline getirenin adına marangoz deniyorsa, külçe altına alıp da yüzük haline getirenin adına sadekarlık deniyor. Aslında ben hayalleri olan bir sadekarım. 2003 yılında bu Osmanlı koleksiyonuna ilk padişahlar olmak üzere Bizans, işte ikonalar, resimler gibi padişah koleksiyonuma 2003 yılında başladım. 2006 yılında koleksiyonumun aşağı yukarı evrildiği ve bir şekillendiği bir dönemdi. 2004-2005 yıllarında işte hayatımın enteresan dönüm noktaları vardı. Evliliğim gibi ve işte tanınmam gibi, gazetelere çıkmam gibi. Ondan sonra yüzüklerim yavaş yavaş insanlar tarafından ya böyle kapalı çarşıda enteresan bir çocuk varmış, bize bir şeyler yapıyormuş, kulak dedikodusu da yayılmaya başladı. Çünkü herhangi bir bütçem de yoktu, param da yoktu ki bir yerlere ilan vereyim, bunları bir yerlerde çıkartayım, onlara duyurayım diye bir param da olmadığı için kulak dedikodusuyla çıkıyordu. Bu artık üzerimize o kadar çok yapıştı ki hala aynı dedikodu devam etmekte. 2006 yılında kreatif direktörümüz Emre Bey de ailemize katılmıştı bir sene evvelinden. Bizi yurt dışına duyurandı. Evet biz bir şeyler yapıyorduk ama Emre sağ olsun aldı bizi Amerika'ya götürdü. Amerika'da bir Rising Star'lık ödülü alıp ondan sonra da 2006 yılına itibariyle de işte geçen seneye kadar da Couture Design Award ödülleriyle her sene sağ olsunlar bizi taçlandırdılar. Bu şekilde koleksiyonumuz da kendi içinde evrilerek devam etmekte. Sevan yapan özel kimliklerden bir tanesi taşların içerisine oyduğumuz heykellerimiz. Bu heykeller taşlar ters çevrilerek arkasından negatif olarak heykeli ortaya çıkartıyoruz. Bir pırlanta ile kazıyarak o heykeli tersten yapıyoruz. Bunu tabii kendi metotlarımızla, buluşlarımızla renklendirip ve sertleştiriyoruz. Bu taşı daha uzun ömürlü, dayanıklı bir hale getiriyor. Amacımız, maksadımız burada o esere sahip olan kişinin evlatlarına bırakacağı, onların da evlatlara bırakacağı bir miras haline getirebilmek. Bu da bizi mutlu ediyor ki bugüne gelmemizdeki en büyük şeylerden bir tanesi de bizi biz yapan, yani Sevan Sevan yapan, Sevan dostlarıdır. Biz bu çocuğu doğuruyoruz ama daha sonradan bunu sahiplenip annelik babalık yapanların hepsi alıp bizi bir yerden bir yere götürenlerdir. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum.